Bu arada videoda o kadar konuşmuşum ki. <laughs> Sonlara doğru ağzım yumulmaya başlamış. <laughs> ben daha çok genel olarak insanlarla konuşurken böyle çok fazla konuşuyorum ben farkındayım. Bir konuşmaya başlamışım çok konuşmuşum. sıkılırsanız bir buçuk x'e iki x'e falan alın. <laughs> Yani bence shifting yapmadan önce hatta hayatınızda bir şey yapmadan önce izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Hani özellikle bir şeyle düşünmüyorum. Yani bunlar benim sadece benim görüşlerim. Kimsenin bir şeyine, bir dediklerine falan hani bana muhalefet olmayın. Yani sadece bunlar benim düşüncelerim. Valla yatay çekecektim. Ama olmadı. Arkada çok karanlık. Wow. Oh. Fontum da çok güzel ya yatay olmadı işte kameram hmm, olmadığı için ee, neyse kendime şekil düzen verebildiğim kadar verdim. Bugün konumuz yani açıkçası herkesin bildiği shifting falan işte yani açıkçası sadece konuşmayı bilmedim halde niye benden video çekmemi istiyorsunuz <laughs> hiç bilmiyorum ama shifting hakkında bilgi vereceğim. Metotlar hakkında bilgi vereceğim. Arada gidip geleceğim telefonla metotlara falan bakacağım. <laughs> Kendi yaptığım yöntemleri nasıl daha kolaylaştırabilirsiniz bence? Çünkü ben geçtim. Kendimde geçerken neler kullandığımı falan bunları falan sizle paylaşacağım. Yani açıkçası çok güzel bir video çekmeyi çok arzu ederdim ama velaki işte arzu ederdim ama elden sadece bu geliyor. Evet bu da benim haremci bardağım. Çok tatlıdır. Buna 20 lira 7 lira verdiğim için kahve alırken bardağıma atmıyorum. Basitçe anlatmak gerekir. Shifting gerçekleri değiştirme pratiği. işte yani arzu ettiğiniz gerçekliği bilincinizin geçtiğini e, tasdiklemek diyeyim. Çoğu insan bunun e, sadece fantazi veya VR gözlüklerle hani gerçeklik değiştirme sanal gerçeklik oyunları gibi bir şey olduğunu düşünüyor. Ama kendim geçtiğim için ee, bunların hiçbirinin gerçek olduğunu düşünmüyorum ki e, geçmeseniz de çok büyük belirti alan insanlar vardır mesela çevrenizde. O insanlar da e, gerçekten birebir birisinin kendisine dokunduğunu, nefesinin sesini ya da rüzgarının sesini bunlara e, çok net bir şekilde sahip olduğunu anlatmıştır size. E, shifting için <laughs> açıkçası ne diyeyim dur bekle. Notları okudum da notumu da hiçbir hiç şey yazmamışım. İşte gerçekleri, gerçekliğimizi değiştirmek yazmışım. Gerçekliği değiştirmek için her zaman bunu TikTok videomun her bir zerresinde söylemişimdir yüksek ihtimalle. Meditasyon yapmalısınız. Hep söyledim, hep söyleyeceğim. Söylemeye devam edeceğim. <laughs> Ve meditasyonu sadece shifting için de değil. Normal mesela ben cumartesi günleri kalkıyorum. Meditasyonumu hazırlıyorum ondan sonra işte hani tüm hafta boyunca neler yapabileceğimi, hangi meditasyonları seçeyim, gün sabah akşam meditasyonunda ne yapsam falan. Bunları ben cumartesi günden hazırlıyorum. Çünkü neden? Hem hayatımı daha çok sakinleştiriyor hem beni daha çok mutlu ediyor. Hani ve gerçekten böyle çok basit küçük bir planlamayla günümün yaklaşık bir saatini bile almayacak bir şeyle bu derece mutlu olabiliyorsam neden yapmayayım? Bence siz de yapın. Meditasyon şeylerini de video olarak yine paylaşacağım. meditasyon Meditasyon yapmanızı söylememin amacı da meditasyon zaten zihinsel ve ruhsal sağlık için çok önemlidir. Yani bunu birçok yerde görebilirsiniz. Ben meditasyonu zaten normal hayatımda da kullanıyordum bu shifting olayları çıkmadan önce. Çünkü ben <laughs> antidepresan falan kullanan bir insanım. Benim için bazı şeyler zor geçiyor. Kendimi sakinleştirmek, biraz dinginlik, huzur, birazcık mutluluk kazanabilmek için meditasyon dinlemem gerekiyor açıkçası. Ee, meditasyonu zaten ben bu amaçlarla yapıyordum. Ondan sonra shifting denemeye başladığım zaman meditasyonun için enerjimin kalmadığını fark etmiştim. Hani o zamanlarda ilk başladığım zamanlarda meditasyonu ben bıraktım. Onun yerine shifting deniyorum. Çünkü shifting benim için daha şey. Ben buradan gideceğim. Ben bu evrenden değişeceğim. işte orada çok mutlu olacağım falan. Tamamen zihnim bunlar da Meditasyonu bıraktım. Tabii bunun zararları da vardı. <laughs> Meditasyonu bırakmanın zararları, burada efekt çekeceğim diye gittim oradan çekiyorum da kısa kısa çekiyor. Püf. Meditasyonu bırakmamın zararları açıkçası olumsuz düşüncelere çok fazla odaklanmam oldu. Çünkü çok olumsuz düşünmeye başladım. Ee, shifting için de bu gerçekten böyleydi. Çünkü bir yerden sonra hani aylarca deniyorsun da shifting'i başaramıyorsun. Bunun gerçekliğini sorgulamaya başlıyorsun. Bu sefer seni daha olumsuz düşünceler daha çok sarıyor. Sürekli bir olumsuzluk içerisindeydim meditasyonu bıraktığım zaman. Bu arada e, ben iki ayda başardım shifting'i. İlkimi. Hani ilkim biraz çok ikonikti ama sonunda birkaç tane anımı anlatacağım bu arada videonun sonunda. Eee şeydi işte meditasyonu bıraktığım zaman gerçekten başaramadım. Gerçekten. Yani e, bunun bana çok büyük eksisi oldu. Bunu fark etmem de biraz zaman aldı. Şimdi gene işte meditasyon çok önemli. Çünkü olumsuz duygulardan arınıyorsun. Odaklanman artıyor. Hani zaten e, metotların hepsinde odağını arttırmak için yapılan metotlar ve e, uyku ile uyanıklık arasını seçebilmen için bu metotları düzgünce uygulayabilmen gerekiyor. Meditasyonun asıl amacı da zihinsel farkındalık Hani kendini ne kadar iyi hissedersen Ruhende olsan, fiziken de olsan Sen çok daha iyi hissedersin Aslında meditasyonun ana amacı budur O yüzden shifting yaparken meditasyon yapmazsanız Olmaz Enerji düşüklüğü yaşarsınız Odaklanma problemi yaşarsınız Uyuma problemi yaşarsınız Ya çok uyursunuz ya az uyursunuz Eee... Yani hiçbir şekilde bir şeylerin yolunda gitmediğini dahi görebilirsiniz. Hani denemekten vazgeçebilirsiniz, bıkabilirsiniz, üşengeçliğiniz çok artabilir. Yani bunlar hep pratik e, pratikte meditasyon. Yani <laughs> bu bir haftayı kendine ayır. Hem enerjini depolayacaksın, hem üşengeçliğin artacak, hem hayatındaki pozitif olayların artacak. Hani elimdeyse. Ve pozitiflik sende daha da pozitif şeyleri çekecektir ailenle sorunların mı var? Gerçekten bunun için çekim yasasını kullan. meditasyonu meditasyonunu yaparak olumlu kal. Olumlu kaldığın zaman hani artı olan artıyı çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda eksi olan da eksi olanı çekiyor. Bu şekilde mantık bu. Hani ben olumlu düşünürsem olumlu şeyleri hayatıma çekerim. Bu mantığı oturtalım. Ben zaten aylardır belki yıllardır shifting'i deneyerek yapamıyorsam eğer ben zaten bir yerden sonra bunu yapamayacağımı bilinçaltımda kabul ettirdim kendime. Benim ilk önce bu olumsuzluktan arınmam gerekiyor ve bunun için de bir hafta <laughs> gibi kısa bir süre kendinize vermeniz gerekiyor. Bu önemli. Şimdi bir haftayı da verdiniz diyeyim. Ee, tamamen kendinizi zaten <laughs> çevrenizin de değişmeye başladığını fark ediyorsunuz. Bir haftalık bir değişim maratonuna katılın kendi içinizde yani. Değişim maratonu derken demek istediğim de şöyle. Bir hani yumurta örneği vermek istiyorum. Yumurta eğer dışarıdan kırılırsa onu anca sahanda pişirirsin, yersin. Bunun hiçbir artısı yoktur. Ama yumurta içeriden kırılırsa yeni bir hayat, yeni bir can çıkar. Aynı mantık. Sizin artık kendi kabuğunuzdan kendinizin çıkması gerekiyor. Ailenizin ya da sorunların ya da e, rahat hayatınızın olması gerekmiyor. Bunu normal bir hayat dersi olarak da görün. Meditasyonun, meditatif düşünmenin, zihin sakinliğinin ve ruhun iyi olmasının hayatınıza ne kadar güzel ve büyük etki edebileceğini inanamazsınız. Çok güzeldir yani. Ondan sonra hani meditasyona abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz ama gerçekten yani Hani beni bir kere ciddiye alayıp, alıp üşenmeden bu meditasyon olayını denediğiniz zaman hayatınızdaki bak shifting'i iyi başarmamış olsanız hayatınızdaki bu değişimleri görüp zaten bir yerden sonra sürekli meditasyon yapmak isteyeceksiniz. Ama bazen meditasyonda da engellenmiş gibi hissettiğiniz durumlar olabiliyor. Böyle hissettiğiniz zamanlarda şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yani inatla siz gidin Olumsuz düşüncelerden arama meditasyonu mu yaparsınız? Rahatlama meditasyonu mu yaparsınız? Sakinlik meditasyonu mu yaparsanız? Ama illaki bir meditasyon yapın. Özellikle yapmak istemiyorsanız o anda illaki yapın. Anlatabiliyor muyum? Zorlayın kendinizi. Çünkü yani sabahtan akşama kadar yatan bir insan bir yerden sonra bir işe gitmek istemeyecektir. Sen önce zihnini alıştır. Sonrasında metoda geliyor. Metotları tek tek burada özellikle metot vermeyeceğim. Sevdiğim metotları söyleyeceğim bir tek. Subliminal, Oxy, Julia. Çoğu zaman da Raven'la da geçiş çok kolaylaşabiliyor. Ama özellikle metoda bağlı veya belirtilere bağlı kalmayın. Neden bu peki? Sen metot sadece bir geçiş aracı. Hani zihnini sakinleştirmek için meditasyon nasıl bir araçsa... Hani ee, karnını doyurmak için mesela para nasıl bir araçsa aynı mantık. Medit ee, metotlar da bir araç. Yani sen bu araçlara bağlı kalmayacaksın. Herhangi bir araca da bağlı kalmayacaksın. İşte ben bununla yapamıyorum. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam. Hayır. Senin yapman gereken tek şey shiftingin gerçekliğine inanmak. Ve senin içinde bunu yapabilecek bir gücün olduğunu bilmek. Senin shifting yapabilmek için... Tek ihtiyacım bu. Şimdi bundan da bahsettiğime göre şöyle söylemek istiyorum. Bak her şeyi geçtim. Ben shiftingi gerçekleştirdiğim zaman öyle ala çok da inanmıyordum açıkçası. Çünkü bir yerden iki ayın sonunda bir kuşkulanma oluyordu. Kuşkulandım yani açıkçası. Yani acaba dedik hani bir şeylerden dolayı biri mi uydurdu biz de buna kapıldık falan diye düşündüm tabii ki düşündüm yani siz de düşündünüz bunu herkes düşündü yapamadıysan özellikle çok fazla bunu düşündün ama ben en iyi yaptığım şeyi yaptım polyanlacılık oynadım polyanlacılık oynamanın e, oyununu biliyor musunuz bu arada kendini her şeyin iyi ve güzel olacağının çok boktan bir şey yaşasan dahi bunun kesinlikle olacağına senin hani bir şeye böyle olumlu duyguya kesinlikle e, kendini bağdaştırmandır diyeyim. Oldu mu? Çok mantıksız. Polyanıcılığın işte kesinlikle asıl amacı bu. Ben shifting'in gerçek olduğuna %100 kendim inandım. Ha, kendim bilincim olarak inanmadım ama bilinçaltımda bunu ben bunu kendime inandırdım. Ondan sonra ve ben oranın %100 gerçekten başka bir evren olduğunu ve ben çok fazla din falan da araştırırım. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle bir yer geçer. Ben sizi topraktan yarattım. Ama ruhunuz için hani ben kendimden size bir ruh üfledim. Yani aslında bizim çekim yasasında da aynı mantıktır. Bizim yaratıcı bir gücümüz var. Hani bu şirk koşmak değildir. Çünkü yaratıcı bize der ki zaten ben sizi yaratırken kendimden ruh üfledim. Yani benim yaratım gücümün olduğu, benim gücümün olduğu size kendimden güçlerini bah bahşettim diyor yani. Hani o cümleyi metni okuyarak bunu çok net bir şekilde alabilirsiniz bence. Arama geldi. Ondan sonra 5 harzım bitiyor. Her zamanki benim telefonum işte bilirsiniz. Ne diyordum ben? Palyanacılık dedim. Dur unuttum. Bakayım. Evet buldum. Yani e, aslında hepimizin çekim yasasından tutun kuantuma kadar telekinezi, ayrokinezi, hayrokinezi, hani elektrokinezi ne derseniz artık bugüne kadar ne araştırdıysanız kuantumla ilgili aslında hepimizin bu kadar büyük güçleri var ve bunun aslında gerçekten farkındayız. Farkında değiliz. Ay ben ben farkındayım ama. Çünkü bu, ben bunları öğrenmek istedim ve evren bunun için bana çok fazla çok çeşitli kaynaklar önüme çıkardı. Yani belki de sizin için araştırmanız için ben sizin karşınıza çıktım. <laughs> Söylemek istediğim boğazım gitti. <laughs> o yüzden hipnoz videosu da gel gelemiyor bir türlü. Hipnoz çekemiyorum. Sesim arada gidiyor çünkü hipnozda sesimin aktif olması lazım anlatmak istediğim hipnozda da bu kelimeleri geçirdiğimi hatırlıyorum. Sen evrensin, evrende sen. Zaten hepimizin kendi içi için içsel olarak birer evren. Hepimizin de evrenin içinde var olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Ve içimizde çok büyük bir güç var ve biz bu gücü kullanmak, bu gücü açığa çıkarmak zorundayız. Bu bizim zorunluluğumuz artık. Çünkü gelen teknolojilerden tutun şeylere kadar hani Eski zamanlarda hiç olmayacak. Mısır uygarlıklarında çıkan tabletleri falan hiç incelediniz mi bilmiyorum. Uzaylılardan tutun Wi-Fi'ye kadar, internetlere kadar. Eski zamanlarda bilinmeyecek her şeyi biliyorlar. Astral seyahatle geçmişe, geleceğe seyahat edebilirsin. Geçmiş yaşamında kim olduğunu görmek için geçmiş yaşam meditasyonu yapabilirsin. Gelecekten bazı kesitler, bazı haberler almak istiyorsan duru görü çalışması yapabilirsin. Aslında muazzam bir gücümüz, gücümüz var içimizde. Çok güzel bir şey. Ya belki böyle tık 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 videom kesiliyor diye sevmemiş gıcık kapmış olabilirsiniz ama benim de elimden gelen bu ve benden bilgi istediğiniz için size vereceğim verebileceğim bilgiler de bu. Shifting'den önce öğrenmeniz gereken şey sizin içinizdeki yaratıcı güç. Anlatabiliyor muyum? Tanrı bizi yarattı, evrenleri yarattı, dünyayı yarattı, yaşamları yarattı ve kitabını indirirken de bize dedi ki ben dedi sizden kendimden dedi size bir parça üfledim dedi. O zaman senin de zaten yaratıcı bir gücün, içinde olağanüstü bir gücün var. Anlatabiliyor muyum? Ve sen bu gücünün farkına varmak zorundasın. Eğer sen bu gücünün farkına varırsan kendini aciz görüyorsundur belki özsaygın yoktur, kendini sevmiyorsundur. Bunları geç. Sen muazzam bir yaratılışsın farkına var yani. Yani demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum ama biz muazzamız ya. Hani tamam ben ne kadar kendimi çok da sevmesem de siz beni seviyorsunuz mesela. Ama ve lakin benim kendimi de sevmem gerekiyor. Mesela sen kendini ne kadar sevmiyorsan ben seni seviyorum. Çünkü sevgi bu arada enerjilerin en büyüğüdür. Sonra şükür enerjisi gelir. Ve ben hani Nefes alabilmeyi seviyorum. Korona oldunuz mu bilmiyorum ama koku almıyordum. Koku almamak ne kadar kötüydü. Ben arada bir koku almadığım için nefes almayı unutuyordum. Ben tat alamadığım için yani ağzıma bok da verseniz hiçbir şeyin tadını almıyordum. Çok değişik bir şeydi. Ben şu an görebildiğim için çok mutluyum. Hiçbir şey göremeyip yani karanlığa baktığınızı düşünsene. Sen sadece içindeki gücün farkına var şükret. Şimdi neymiş? Bizim aslında içimizde çok büyük bir yaratıcı güç varmış. Ve biz bunu meditasyon yoluyla, araştırma yoluyla ki bazen e, iç sesim dediğin hani altıncı istediğin şeyler de yaşıyor olabilirsin. E, bazen kötü bir şey olacaktır ve sen bunu hissedebilirsin. Aslında bu da ruh rehberinle ilgili olabilir. Kendi e, iç sesin hani kendi e, varlığının sana sunduğu muazzam şeylerden bir tanesidir. Ve sen bunların farkına varmak zorundasın. Sen hani o kadar belki e, karşına e, şeyler çıkıyor, işaretler çıkıyor. Sen "Aa" diyorsun, geçiyorsun bazen, bazen farkına varıyorsun ama hani bir gün kafanı kaldır ve etrafa bak ya. Aslında her şey sana bir işaret. Yaratıcılığının sınırı yok. Bunun farkına vardığın an shifting'i gerçekleştirirsin. Shifting neymiş? Senin yaratıcı tarafın. Anlatabiliyor muyum? Metotları, her şeyi geçtim. Senin inandığın, senin sevdiğin, senin düşündüğün, senin iyi ve iyilikle, sevgiyle, mutlulukla andığın her şey gerçek. Çekim yasasının özü de budur. Mutlu olduğun her şey senin hayatına gelir. Aynı şekilde mutsuzluk da. Mutsuzluğu sen ne kadar derinden hissedersen, duygu olarak, şey olarak, sen bunu sürekli sürekli kendine çekersen, bu da senin hayatında sürekli dikte eder. Anlatabiliyor muyum? Aile kavgalarınız mı oluyor? Sen şu an açmasın, açıklamasın, şeyde misin? Bunların hepsinin başına gelmesinin sebebi yine sensin. Çünkü sen inatla bu düşünceleri düşündün. Sen inatla bu duyguları benimsedin. Sen inatla bu duyguları hayatına çektin. Evet, bunların hepsini sen yaptın. Aynı şekilde shifting'den shifting'den haberi olan sen ihtiyacın vardı ve bu bilgi sana geldi. Bunun bilgiden haberi olmayan milyonlarca, milyarlarca insan var. Bu videoyu izlemeyen milyonlarca, trilyonlarca insan var. Hani çekim yasasını, kuantumu, kendi gücünün farkında olmayıp kolunu altın bileziklerini takmış evde çocuk bakan bir kadın da olabilirdin. Ki öyle bir kadın olup gene hiçbir şeyin farkında olmayabilirdin. Ama öyle bir kadın olup yine bir şekilde bir aydınlanmada yaşayabilirdin. Aydınlanmak her zaman sizin içinizden en ufak bir istek. En ufak bir istek diyorsun ki ben bu dünyaya neden geldim ya? Ben böyle boş yaşamak için gelmiş olamam. Ben tüm günümü böyle şeyler yapmak için hani böyle bir şey için gelmiş olamam ben bu dünyaya ya diyorsun ve senin önüne işaretler çıkmaya başlıyor. Kendine bunu söyle. Ve bu işaretlerin farkına bir bir varacaksın. Çok güzeldir. Mesela çekim yasasında vizyon board yani hayal panosu diye bir şey vardır. Hayal panına haftalık, aylık, yıllık, ömürlük ne yapabilirsen işte bir karton al ya da internetten de oluşturabilirsin fark etmez. Hayaller panını oluştur ve sen bu hayaller panını git çıkart, as. Her gün görebileceğin bir yere as ve bunların senin olduğunu duyumsa. Hani şey yaz oraya, shiftingi gerçekleştirdim, hani içimdeki gücüm farkındayım. Mesela kuantum, telekinezi, bunları yapabildiğim için çok mutluyum. Sen bunları her gün görüp, duyumsayıp, mutluluk ve şükür enerjisiyle evrene gönderdiğin zaman zaten bunların senin hayatına girmemesi, olmaması gibi bir seçenek yok. Çekim yasasının ana mantığı der ki, sen evrenin katolağından istediğin şeyi sipariş edersin ve bu senin hayatına gelir. ...bu kadar basittir aslında... ...çekim yazısının özü de budur... Önüne birçok engel çıkacaktır... ...insanlar olarak... ...durumlar olarak... ...yaşantıların olarak... ...ama ve lakin... ...bu insanları... ...bu şeyleri... ...bu durumları... ...kötü şeyleri olsun... ...iyi şeyler olsun... ...hayatın her zaman... ...her şeyi sen çekersin... İlk önce otur bir bunun farkına var... A ...ben bu kötü şeyleri yaşadım ama... ...ben bunları istemedim... ...hayır sen bunu istedin aslında... ...çünkü sen bunları düşündün... ...bunlar olurken sen bu düşüncelerle boğuldun... Bir mutsuzluk, bir umutsuzluk 5 dakikadan uzun sürmemeli. 5 dakikanın sonunda sen onu resetle. Gözlerini kapat ve gülümsemeye başla. Seni mutlu edebilecek bir şey hakkında gülümse, shiftingi düşün istersen. Bunları düşün ve sadece mutluluğa odaklan. Çünkü biz dünyaya geldiğimiz zaman mutsuzluk neden bizi üzer? Çünkü zaten olmaması gereken bir duygudur. Yani aslında biz mutsuz olmamalıyız ki o yüzden üzülüyoruz kötü durumların hepsini zaten biz çekiyoruz. Demek ki mutsuz olduğundan iyi düşün. Bak mesela ben biraz önce olumsuz bir cümle kurdum dedim ki önüne dedim birçok engel çıkacaktır. Çünkü bu bizim aslında gerçekten toplum yapımızda da bu vardır. Der ki kötü olaylar bizi büyütür. Tecrübeler aslında hani kötü şeylerin olan kötü şeylerden dolayı edindiğimiz e, sonuçlardır. Bunlara göre tepki veririz. Bak bunları söylerken de bunlar da olumsuz. Biz çünkü toplum yapısı olarak da bunlara aşinayız. Çünkü biz bunları zaten hayatımıza çekiyoruz. Şarjım 3 kaldı. Şarjım az kaldığına böyle çekeceğim. Ee, aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Ben gerçekten çok iğrenç bir hayat yaşadım bu zamana kadar. Ama çekim tanıştıktan sonra şunun farkına vardım. Neden ben bunları yaşıyorum? Allah'a da ben çok yalvardım. Allah'ım işte benim şu sorunlarım var, bunların var lütfen bana yardım et. Sadece sorunlarımdan bahsettim. Sadece kötü şeylerden bahsettim. Aslında benim sürekli bu kötü şeylerden bahsetmemem gerekiyordu. Çekim yasası bana bunu öğretti. Sen sorunlara odaklanırsan evren iyi kötüyü e, hani hüznü şeyi ayırmaz. Evren odaklandığın şeyi sana verir. Evren iyi olmasını istediğin her şey için sana kapı açacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani evrenden sadece mutluluğuna odaklan. Mutsuz bir şey mi oldu? Odaklanma. Kes odağını oradan. Şimdi shifting yaparken yapmanız gereken şey neymiş? İçinizdeki gücün farkına varmak bir. Her zaman mutluluğa odaklanmak iki. Sorunlardan uzak durmak 3. Kötü, olumsuz cümle, duyum olan her şeyden uzaklaşmak. Anlatabiliyor muyum? Ben ne zamanki sorunlarımdan çok istediğim şeylere, istediğim mutluluklara odaklandım o kadar mutlu oldum. Belki beni içsel olarak sorguluyor olabilirsiniz. Mesela diyeceksiniz ki o zaman niye bu kadar savaş var, niye böyle şunlar var, bunlar var kötü şeylere örnek verecek olabilirsiniz. O savaşlı olmaya o insanlar mı istedi? Evet aslında. O insanlar sürekli savaşın içerisinde oldukları için sürekli aynı sorunları düşünmüyorlar mı? Diyelim ekosistemin çökmesi, buzulların erimesi. Biz zaten bunları düşünüyoruz. Biz ama doğanın yenileyiciliğini... Hani e, doğayı sen bir sene serbest bırak girme bir yer, bir yere bir sene bir girme. O doğa zaten kendini yenileyecektir. Ama biz olumsuz duygularla sürekli oranın erdiğini, sürekli savaşların olduğunu, sürekli çocuklara bunun olduğunu düşünüyoruz. Ve şöyle düşün: Aslında savaş olumsuz bir cümle değil mi? Bunun yerine çağrı yaparken şey yapmamız gerekmiyor mu? Savaş bitsin değil de barış her zaman daim olsun. Mesela. Ya shifting videosu olarak başlayıp benim hayatımı unuttuğum olan bir video olarak bitti. Çünkü hayatımdaki olumsuzlukları ben kendim çağırdığımı fark ettiğim andan itibaren bunu bırakmayı denedim. Tabii ki olumsuz duygularım her zaman geliyor, her zaman bunun devamı oluyor. Ama şöyle bir şey de var ki ben olumsuz duyguları durduramam. Bunun farkındayım şu an mesela. Ama olumsuz düşündüğümü fark ettiğim an duruyorum aklım mesela çok daha komik bir şeye gidiyor. Çok daha beni mutlu edebilecek. Hani diyelim banka hesabımda 10 milyon doların olduğu ya da Türk lirasının bir Türk lirasının 1 dolar olduğu ya da bir Türk lirasının hani anlatabiliyor muyum? E, 10 dolar olduğu falan. Öyle şeylere falan zihnim gidiyor ve ben bunlarla mutluluk yaşıyorum. İstediğim her yeri gezebildiğimi. E, bak bunları hayal olarak değil, yaşamışım gibi. Ben bunları sevgi ve şükür enerjisiyle yapıyorum. Birçoğunuz şey belki saçmaladığımı, saçma sapan konuştuğumu düşünüyor olabilir. Ama bir haftaya, bir hafta gerçekten dediğim şeyleri yap. Meditasyon yap ve sadece olumlu duygular, düşünceler, sadece hayallerine odaklan, sorunlarını bir hafta bırak. Bir hafta boyunca sorun, olumsuz duygu, hiçbir şey düşünme. Shifting için de aynısı geçerli. Shifting yaparken metotmuş, şuymuş, buymuş hepsini geç. Sen sadece inan. Shifting yaptığın için sevgi ve şükür enerjisi, sevdiğin karakterler, sevdiğin insanlar, hayatına sevdiğin şeylere sokabildiğin için bunları sevgiyle an. Anlatabiliyor muyum? Sadece bunu bir hafta yap ve shifting, kuantum, çekim yasası, içindeki yaratıcı gücü, evrene, güven ve istediğin her şeyi gerçekleştir. Videonun buradan sonrası daha çok hani başından beri aslında sohbet havasında geçiyordu. Ben normalde de arkadaşlarım, tanıdığım, yeni tanıştığım insanlarla bu şekilde sohbet ederim. Ee, çekim ve ilk tanışmamı anlatmak istiyorum aslında. Ee, onun için e, uzun bir e, kısım çekeceğim şimdi. Kısa kısa kesilmesi benim sinirimi bozdu ama e, şu an elimde böyle bir imkan olduğu için böyle çekiyorum kusuruma bakmayın. Evet efektleri kaldırdım ve bu ben <laughs> kendimi çok da sevmem yani bu kadar kendimi aslında sevmeye çalışma çalışmalarım var bu daha çok psikolojik o yüzden meditasyonla falan bunları aşmaya kendimi aşmaya çalışıyorum <laughs> hmm, yapacağım inşallah evet bundan sonra çekinmesiyle nasıl çalıştığımı anlatmak istiyorum. Çekim yasasının hayatıma girmesi çok farklıydı benim için. Açıkçası hayatımın belki de yokuş aşağı gittiği en uzun dönem bu dönem diyebilirim. Çünkü hayatımın o kadar yokuş aşağı gittiği kaç dönemim daha oldu? Çok fazla oldu ama bu kadar dikine bir yokuş aşağı, uçurumdan aşağı düşmüşüm gibi hissettiğim zamanlardı. Çekim yasası hayatıma şu şekilde girdi. Ben dinsel olarak sürekli bir alancara bahsettiğim gibi sürekli işte şey modundayım. Ee, Tanrım, Allah'ım, bana sürekli e, şey var, ee, şu sorunlarım var, bu sorunlarım var. ...işte ben bunlardan kurtulmak istiyorum, bana yardımcı ol, lütfen diye ben sürekli sorunlarımdan bahsederek şey yaparken bir gün Instagram postuna denk geldim. Instagram postunda çekim yasasından bahsediyordu. Aslında iyi olan şeylerin hepsini hak ettiğimizi, kötü olan şey yaşadığımızda o yüzden kendimizi kötü hissettiğimizi, kötü olan bir şey, hiçbir şey bizim aslında yaşamamamız gerektiğiyle ilgili. Çok güzel bir posttu. Sonra e, bunun bir kitaptan alıntı olduğunu gördüm. İlk başta çok da umursamadım, sadece ha ha dedim. Sonrasında ben bunu e, tekrar ikinci bir kere e, denk geldim. İkincisinde denk geldiğimde bu sefer kitabı çok merak ettim, kitabı almak istedim. 280 küsür lira bir şeydi. O zamanki maddi durumla ben bunu alamazdım. Ondan sonra e, ben işte e, kitapla ilgili hala bir sayfa vardı, postlarımı paylaşıyordu. Çekem aslında diyor ki bir şeyin senin olduğuna tamamen inanırsan görünmeyen mecrada senin olduğuna inanırsan o senindir Böyle bir demeci vardı Bu demeci de benim o kadar mı hoşuma gitti o kadar hoşuma gidemez anlatabiliyor muyum Ve ben şey dedim tamam ya dedim o zaman dedim ben bunu hayatıma çekerim Zaten dedim o kitap benim yani o kitap bende var dedim. Bu şekilde e, olumlamalar işte şey yaptım derken bir yerde ben buna tamamen inandım ve ben bu düşünceyi bıraktım. Düşünce ve onunla düşündükten sonra bir yerde tamamen kendime olduğuna inanıp bıraktım. Aradan 2-3 gün geçti annemle kavga ettikten sonra e, koltuğun altında kitaplar vardı. Ben kitap okumayı çok severim bu arada. E, ondan sonra oradaki kitapları temizliyorum. Annemin yanına ben sonradan geldim bu arada uzun bir süre yoktum annemle değildim ki koltuğun altında o kitap vardı. Anlatabiliyor muyum? O kitap koltuğun altındaydı ve benim evimdeydi ve o kitap bende vardı. Ben çok heyecanlı bir şekilde annemin yanına gittim. Anne 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 dedim direkt. Dedim ki bu kitabı dedim nereden aldın? Hani dedim bu kitap dedim nasıl aldın? Çünkü o bu süre zarfında şöyle bir şey. Öyle bizim evde öyle onlarla ilgilenen bir insan olmaz. O kitap okuyanda bir ben varım. Annem aşk kitapları falan okur. Ondan sonra annem dedi ki bilmiyorum dedi. Belki birisi vermiştir dedi. Ben o anda çekim yasasına tamamiyle inandım ve güvendim. Anlatabiliyor muyum? Benim için çekim yasası hayatımın basamağı oldu. Sonrasında bunun gibi e, ben o kitabı okumaya başladım. O kitabı okurken bir şey vardı, e, bir kısmı vardı. Bir şeyi hayal etmemizi söylüyordu. Bir kuşla ilgili bir kısım vardı. Tam dedim o zaman ben de bir tüy hayal edeyim. İşte tüyün böyle sarıdan başlayıp yeşil, mavi o kadar imkansız bir tüy hayal ediyorum ki. Çünkü olacak biliyorum yani. Bu kitap benim elime düştüyse o yaprak da düşer yani önüme diye düşündüm. Sonra aradan bir hafta geçti. Tabii ben bunu imajine ettiğimi unuttum. Annemin kuzeninin evine gittik biz misafirliğe. Normalde ben misafirliğe gitmeyi sevmem. Ondan sonra kuş almışlar yeni kuşu ben de çok severim yani muhabbet kuşu aşığıyımdır. Kuşu elime aldım. Kuş sonra elimde debelendi. E, canını yakacağım diye bıraktım. Elimde bir tane tüy kaldı. O imajine ettiğim tüy. Hayatımdaki şoku düşünebiliyor musunuz? Abi bak böyle oturup hüngür hüngür ağlayasım geliyor yani. O tüyü düşündüğüm an yani bak yeni geldim. Ya dedim varmış benim içimdeki yaratıcı gücüm ben farkında değilmişim dedim. Bunlar benim önüme böyle çıktıysa dedim. Ben zaten gerçekten yapabiliyorum istediğim her şeyi dedim. Bu arada arada ben çekim yasasını unutuyorum hayatım uygulamayı. Bir yerde işte üşengeçlik yapıyor olabiliyorum. Bazen e, çekim yasasıyla ilgili bir şeyleri tamamen geriye atıyor olabiliyorum. Sonrasında e, gene staj zamanıma denk geldi. Staj yeri bulamıyorum. İzmir'de oturuyorum. Staj yeri falan bulamıyorum. Ondan sonra ben şey dedim işte... Çok olumsuz düşünüyordum falan Sonra bir gün kitaplıktan kitap alayım okuyayım derken Bu Secret kitabı yine elime geldi Okudum falan tamam dedim Benim zaten staj yerim hazır Hatta dedim ki iş yerim falan da hazır Ben zaten okul biter bitmez işe başlayacağım falan diye o... Kusura bakmayın Olumlama falan yaptım Aradan işte 2-3 gün geçti geçmedi Annemin e, arkadaşı işte iş yerinden bir arkadaşı bana stajyeri bulmuş. Ben o kadar mutluyum, o kadar şeyim ki. Otobüse bindim, otobüsten indim. Bir 5-10 dakikalık bir yürüyüş var. Ee, İzmir'in sıcağını zaten bilen bilir. Çok sıcak. Bir de felaket derecede terletiyor ki gittiğim yerde ağaç falan da yoktu böyle. Öleceğim sandım yürürken. Ondan sonra tam belgelerimi falan imzalattım. Dönüş yolundayım. Motorlu bir amca yanıma geçti. Dedi ki şuraya dedi nasıl giderim? Benim de ben de orada oturuyorum. Yürümek istemiyorum ya. Zaten dedim ki hani, orada da çekim yarısını kullanıyorum. İşte dedim böyle böyle dedim. Şimdi dedim tanıdığım biri geçecek dedim ama tanımıyorum bu arada. Ben de geçeceğim falan dedim. Ondan sonra tamam dedim amca beni de götürürsen dedim hadi gidelim. Gö gösteririm ben sana oraya. Ben o amcayla gitmeye başladım. Ara motor 5 dakika sonra bozuldu. Dedim Allah Allah etmeyin falan diye bir düşündüm açıkçası. Ondan sonra e, oradan buradan derken motorun bozulmasının da aslında bir işaret olduğunu fark ettim yani. Benim oraya gidebilmek için bu arada e, bir sağlık belgesi almam gerekiyor. Onun için de Bucay'a gitmem gerekiyor. Bucay'a gidebilmek için de e, otobüs karşısında para yoktu. Para olmadığı için ben de annemle aramız limone olduğu için para istemedim açık, istemek istemiyordum. Orada amca motoru tamir ederken yerde bir İzmir'im kart buldum. İçinde de 24 TL vardı telefondan baktım. Çok sevindim. O ara motoru tamir ediyor falan. Ben de amcayla muhabbet edeyim hadi dedim. Amcanın 20 yıllık lojistikçi olduğunu, kendi oğlunu lojistik işine soktuğunu e, çok hani böyle durumlar falan bahsedince benim de ihtiyacım varsa eğer seni de lojistik işine sokarım dedi. Ve o amca bana çok yardımcı oldu ondan sonraki süreçte işte falan. Bu benim bu şekilde çekim yasasıyla yaptım çok tuhaf başka bir şeydi. Sonra oradan buradan derken bir gün e, graboid sayıları diye hani belki denk gelmişsinizdir 5-2-0 falan. Gene bir yerlerde gezerken onu gördüm. E, Annemle benim anam genel limoni olduğu için e, işte yurt ücreti param falan onunla ilgili bir sorunum vardı. İşte 5-2-0'da çekim yasasını kullanarak. Kendi hayatıma parayı çekiyorum. Bileğime işte sol bileğime 520 yazdım. Her gördüğümde paranın bana geldiğini. Aslında sadece 5 2 yani sayı sekansı da bir araç. Yani sürekli sadece benim e, bir şeyi imajin ederek istememden kaynaklı bir durum anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ben bu 5-2-0, 5-2-0, 5-2-0 mantığını yaptım. Ve hani o silindiği anda benim hiç beklemediğim bir yerden bana çok toplu bir miktarda para geldi. Sonra dedim madem dedim ben bunu yapabiliyorum dedim. Madem başka insanları da yapayım dedim. Çevremde en az 15-20 kişiye ben bunu yaptım. Ee, ilk i̇lk yaptığım kişiye 4 sene önce borç verdiği bir artık borçların umudunu kesmiş. O sayı silindiği an parasını gönderdi. Anlatabiliyor muyum? 4 milyarlık bir borcu vardı. 1 milyarını göndermişti. Şok ediciydi. Sonra benim çevremdeki herkese yaptım. Bir kişi de olmadı. O da zaten inanmıyordu. Ya benden para çıkar muhabbeti falan yaptı. Ki o akşamda gerçekten e, sayısal lota gibi bir şey oynamış. Parası gitmişti cebinden. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyi inancınızla ne kadar doğrultuda bir şeye inanıyorsanız o kadar hayatınıza çekiyorsunuz. Shifting'in mantığı da bu. Çekim yasasının mantığı da bu. Shifting yaparken ne kadar üst üste deneyip o düşünceye bağlı kaldınız. Ama temelde bir görünmeyen mecraya inanmak diye bir şey var. Sen o görünmeyen mecrada zaten ona sahip olduğuna inanmadığın suretçe bu senin hayatına gelmiyor. <laughs> bu arada ben bu videoyu nasıl editleyeceğim acaba şu boyuta indireceğim sadece kafam görünecek. <laughs> i̇şte görünmeyen mecrada olana inandığınız suretle yani takdirde başaramayacağınız hayatınızda hiçbir şey yok. Çekim yazısının kitabını okurken çekim yazısı, e, şey örnek verirken eski zamanlarda Babil, Babil asma bahçelerini falan az çok hepiniz biliyorsunuzdur. Eski zamana göre yapılamayacak mimarlık, düzen ve güzellik. Aynı zamanda e, yeni e, yeni yeni haberler okuyordum ben işte severim bazen böyle. Ekvator'dan hani Ekvator'un yağmur ormanları var ya oranın içini biliyor musunuz bilmiyorum ama ağaçları kesiyorlar şu an. Evet çok kötü bir durum ama ondan sonra orada hani milyonlarca yıllık bir medeniyet bulundu. Aslında orasının önceden çöllük bir yer olduğunu ve orada mesela bu ağaç yetiştirme tekniklerinin olduğunu ve o medeniyet yok olduktan sonra orasının çok hani şu an ekvator bizim hani tahmin edemeyeceğimiz kadar canlıyı da kapsıyor. Tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük ve ormanlık ve en temiz yer. Anlatabiliyor muyum? Bunlar örnek verildi yani çekim yasasıyla Babiller diyor çekim yasasını çok aktif biçimde kullanıyorlardı diyor. Çekim yasasını mesela tezahür ederek ilk kullananlardan mesela kuantum enerjilerinden e, Mevlana diyebilirim. Peygamberleri de örnek verebilirim. Peygamberler de mesela kısılın hislerini falan hani şeylerini falan hadislerini falan okuduysanız hadis mi deniyor ona? Şey der e, bir gündür işte peygamber giderken de işte e, ben Allah'ın gücüyle yani Allah'ın inancıyla bu ağaç şu an kurusun dersem bu ağaç kurur der. Ondan sonra kurur da de, kurusun der ve o ağaç kurur. Sonra tekrar yeşerir. Çünkü onlar hani aklımızın ve mantığımızın şu an bizim o mantık çerçevemiz var ya. O mantık çerçevemizin o kadar üst düzeyinde bir şekilde inanıyorlar ki hani gerçekten bizim mantığımızı anlayacak derecede buna inanıyorlar. Yani çünkü ben mesela bir şeye inanacağım zaman çekim yasası mesela önüme milyonlarca örnek çıkarmıştır. Hani hayatımda mesela gerçekten bu mucize diyebileceğim çok şey yaşamışımdır çekim yasasıyla ama hala bir şey yaparken çekim yasasının nasıl işleyeceğini sorguluyorum. Ama mesela peygamberlerde bu düşünce yapısı var mıydı? Hayır. Onlar çünkü Allah'a o kadar güvenip o kadar inanıyorlardı ki hani görünmeyen mecrada olacak ol, olacak olana olmuş gibi bakıyorlardı. Zaten Allah'ın gücüyle bu oldu. Bak dinsel açıdan bakarsan zaten yaratıcı bunu bize hani verdi zaten. Ben buna inanıyorum çünkü ben yaratıcıma güveniyorum. Anlatabiliyor muyum? Tüm mucizelerin tüm mantığına bakarsanız da aynı mantık vardır. Yani çünkü onlar inanılmaz bir inanç gösterirler. Tamam bu çağda biz artık bu inanılmaz inancı gösteremiyoruz pek. Ama mesela nasıl diyeyim? Nasıl örnek vereyim? Aa, bir tane e, sayısal lotodan 5 e, kere mi 6 kere miydi acaba bilmiyorum. Sayısal lotonun ikramiyesini kazanan bir adam vardı. Hala fakir geziyordu bu arada. Ama o adam şey diyor zaten diyor bana çıkacak diyor. Ben bu parayı istediğim gibi yerim diyor. Ama mesela hepimiz neden e, çoğumuz fakirizdir biliyor musun? Çünkü bizim mantığımızda şu vardır zaten. Aman bu para sadece emekle kazanılır. Bak bu toplum argümanlarıdır. Para ağaçta mı yetişiyor deriz işte i̇şte parayı kazanmak istiyorsan emek gelmeli. Para öyle gökten düşmez, şöyle olmaz, böyle olmaz. Hep bu mantığımız vardır. Çünkü bu zaten artık bir toplum argümanına dönüşmüştür. Ama velakin hangi açıdan bakarsan bak. Toplum argümanı olmaktan çıkar şey de o 5-2-0 mantığı, sayı sekans mantığıyla. Para da zaten her zaman da ben bolluk bereket içerisindeyim de. Ben zaten her zaman da bana para zaten her zaman gelir. Hani bu mantıkla sadece olumlu düşünerek ve hani katıksız bir inanç diyeyim sana. Ya. Katıksız bir inançla olacağına inandığın şeyin olmamasının imkanı yok. Aynı şekilde bu gece evde kavga olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye kafamda kurduğun zaman genel olarak olur. Aynı mantıktır. Yani şimdi bu anlatıklarımın hepsini shiftingle birleştir. Ne görüyorsun? Senin katıksız olarak inandığın her şey gerçekse shiftingin gerçek olma olasılığı nedir ki